Merhabalar, Ayşe'nin Yeni Oyaları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size yeni bir model daha göstermek istiyorum. Modelimizi bize Instagram'dan bir arkadaşımız göndermişti. Kendisine selamlarımı gönderiyorum. Şimdi yapım aşamasına geçerek başlayalım. Arkadaşlar, ben zürafasını yaptım. Şimdi buraya bir tane zürafa yapıyorum. Zürafamın içine batıyorum. Bir tane düğüm atıyorum. Bir tane pırpır yapıyorum zürafanın içine. Aynı büyüklükte bir tane daha pırpır yapıyorum. İkinci pırpırımın içine batıyorum. Bir tane düğüm atıyorum. Tepesine. Ve hemen aşağıdaki boş zürafaya iniş yapıyorum. Ben iki tane arasına boş bırakacağım arkadaşlar. Siz istediğiniz kadar 6 tane, 7 tane de yapabilirsiniz arasını. Şimdi buraya zürafa yapacağım. 3 tane boş. Dört tane de alt küçük dağ için yapacağım. Dört tane zürafayı sayıyorum arkadaşlar. Dördüncü zürafaya iğnemi batıp ipimi uzatıyorum. Ve tekrar zürafa yaparak bu tarafa geliyorum. İpimi koparmadan aşağı zürafaya iniyorum ve kenarına yine 3 tane boş zürafa yapıyorum. Ve dördüncü zürafamı yapıp dördüncü zürafama tekli sinek kanatları yapacağım. Bir tane pırpır yapıyorum. Tekrar aynı boyda bir pırpır daha yapıyorum. İkinci pırpırımın içine batıyorum. Ve aşağıdaki boş zürafama inip düğümümü atıyorum. Ve alt kısmı yeşili böylelikle devam ediyor arkadaşlar. Ben şimdi size üst kısmını göstermek istiyorum. Arkadaşlar, ipimi iğneme taktım. Burada yaptığımız 3 tane zürafa yapmıştık. Küçük bir dağ yaptık. Tepesine çıkmadık. 3. zürafanın içine batıp düğümümü atıyorum. Hemen yanındaki zürafaya bir tane yuva yapıyorum. Bu büyüklükte arkadaşlar. Yuvanın içine batıp kenardan ipimi tutturdum. Buraya şimdi bir tane pırpır yapıyorum. Bu büyüklükte bir pırpırla başladım. İğnemin üstüne ipi alıyorum. Soldan sağdan gidenler arkadaşlar normalde böyle atıp
Normal yapabilirler. İğnemin üstüne ipimi aldım. Buraya bir tane tepesine düğümümü attım. Hemen buraya bir tane fırfır yapıyorum. Aşağı iniyorum. İğnemin üstüne ipi aldım yine. Buraya bir tane pırpır yapıyorum. İğnemin üstüne ipimi aldım. Ve pırpırımı yapıyorum. Böyle 6 tane pırpır yapacağız. İğnemin üstüne aldım ipimi. Düğümümü atıyorum. Ve pırpırımı yapıyorum. İğnemin üstüne aldım ipimi. İğnemin üstüne aldım ipimi. Ve pırpırımı yapıyorum. 6 tane pırpır yaptık arkadaşlar. Şimdi aşağı yuvaya iniyorum. Ve arkasını çevirdim arkadaşlar. Şimdi arkasını arkadan yapacağız arkadaşlar. Arka taraftan yapacağız. Şimdi ilkin arkasını çevirmeden ilk zürafaya iniyorum. İlk baştaki zürafaya iniyorum. Burada ikinci ortada kaldı üçüncü zürafamız. Başta ikinci zürafamız ve üçüncü zürafamız. Üçüncü zürafaya bir tane yuva oluşturuyorum. Düz taraftan. Şimdi arkasını döndürüyorum. Tekrar zürafanın içine bastım. Arkadaşlar buradan tek ip üzerine de gelebilirsiniz ama ben tek ip üzerine yapmayacağım. O yüzden en başa şimdi ipimi uzatıyorum. Burada 3 kat olmuş oldu ipim. Tek ip üzerine yapmamak için şimdi yönü de bu taraf olacak. Pırpırların kenara gelmesi için arka taraftan yapıyoruz. Tekrar buraya aynı şekilde pırpırlarımı yapacağım. İğnemin üstüne ipimi aldım. Ve pırpırımı yaptım. Arkadaşlar aynı bu yapraktan da buraya bir tane daha yapıp 6 tane pırpır yapıp tamamlayacağım ben şimdi.
Arkadaşlar ben ikinci yaprağımı da bitirdim. Şimdi size üstteki pırpırlarını göstermek istiyorum. Burada aşağı indiğimiz buradaki pırpıra batıyorum. Buraya düğüm atacağız. Düğüm attım ve diğer karşıdaki yaprağın pırpırına batıyorum. Buraya bu şekilde bir tane yuva oluşturdum. Ve buraya şimdi 6 tane pırpır yapıyorum. Pırpırlarımı yapmaya başlıyorum. Bazen ilk kıvraklığından arkadaşlar dönme yapabiliyor bazen kiprikler. Ve alt. Ben şimdi iplerini kesiyorum arkadaşlar. Şimdi iplerimi yakacağım. Kısa kesip yakarsanız arkadaşlar hiçbir sorun olmuyor. Ben genelde bütün tülbentleri öyle yaparım. Kısa kesip yakıyorum. Arkadaşlar benim oyam bitti. Son hali böyle olacak. Şimdiden denemek isteyenlere kolay gelsin. Hoşça kalın.